Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz motorlar klima fan motoru idi. Buna içerisine neodim mıknatıs konularak, modifiye edilerek alternatör haline dönüştürülmüştür. Bunlar ne işe yarar, ne için kullanılır onları size söyleyeyim. Böyle gördüğünüz gibi 4 tane çıkışı vardır. İkisi 600 devirde LED ampulleri yakmakta. 14, 24, 4 daha 28. Yani maksimum 30 watt gücünde, 220 voltta 30 watt gücünde enerji vermekte. Ve ayrıca çok düşük devirlerde ise 100-150 devir gibi, bakın şu harekette power ledleri yakmaktadır. 12 volt power led. Şunu bakın, köprü diyot devresinden geçirdim power ledi. Ve direkt yanmaktadır. Yani kırpıntı yapmamaktadır. Sağ sol fark etmez. Her iki yönde de aynı elektriği verir. Bir de diyotsuz olan, yani diyot devresinden geçirmedim, kendi direkt çıkışı, alternatif akım çıkışına da normal başka led bağladım. Bu biraz kırpıntılı yanar. Bakın sanki sinyal veriyor gibi. Ama diğeri direkt yanar. Çünkü köprü diyot devresinden doğru akım olarak çıktığından. Bunu her iki amaçla kullanabilirsiniz. Gerek 220 gerekse de 12 volt çıkarır. Ama bu aküyü şarj eder mi derseniz, küçük aküleri şarj edersiniz ama oraları elektronik, örneğin cep telefonu da şarj edebilirsiniz. Elektronik modül konuluyor. O da sizin bilgi ve becerinize bağlıdır. Projenize bağlıdır. Şimdi ise ben şarjlı makkap, bunun maksimum gücü 600 watt'tır. Şimdi bunu döndüreceğim. Ve bu LED 220 LED ampulleri yaktığında göreceksiniz. Evet. Yine aynı motor. Bunun da iki devresini kullandım. Sarı, siyah kullandım. Bu 220. Buradan da 12 volt alabilirsiniz. Aynı bu şekilde olduğu gibi. Hem 12 volt olabilir, hem 220 olabilir ama ikisinden birini alacaksınız tabii. İkisini aynı anda alamazsınız. Onu da söyleyeyim. Bakın. Hatta 300-400 devirde bile ampuller çok güzel yakmaktadır. Şu anda 400. Son değil. Şimdi son gaz. Bakın biraz daha perlileşmiş oldu. Evet, gayet güzel çalışmaktadır. Yapacağınız projelerde bu su türbünü, rüzgar türbünü gibi projelerinizi de kullanabilirsiniz arkadaşlar.